Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeşil Yol, Bölüm 3. Percy benim odama girip kapıyı ardından çarptı. "Vay vay vay," dedi Dodge. "Tam bir karın ağrısı." "Dan, sen daha yarısını bile görmedin," dedi. "Billy, işin iyi tarafına bakalım." İnsanlara hep işin iyi tarafına bakmalarını söylerdi. İş o hale gelmişti ki bu sözler ağzından her çıktığında burnuna bir yumruk indirmek istiyordunuz. Numaracı faren canını kurtardı en azından. Dan, "Evet ama onu artık bir daha göremeyiz," dedi. Sanırım lanet olasıca Percy Wetmore onu iyice korkuttu bu kez. Mantıklı tahmindi ama yanlıştı. Fare ertesi akşam geri geldi. Tam da Percy Wetmore'un gece vardiyasına geçmeden önce aldığı 2 gecelik iznin ilkinde. Steamboat Willie saat yaklaşık 7 sularında ortaya çıktı. Onun gelişini görmek için ben de oradaydım. Dan de vardı. Bir de Harry Terwilliger. Harry masanın başında oturuyordu. Ben teknik olarak gündüz vardiyasında olmakla birlikte günü yaklaşan şefle fazladan 1 saat daha geçirmek için kalmıştım. Bitterbuk kabilesinin gelenekleri uyarınca dışarıdan metin görünse de başına gelecekleri de duyduğunda korkunun tıpkı zehirli bir çiçek gibi çene açmakta olduğunu fark ediyordum. Konuştuk. Onlarla gündüz de konuşabilirdiniz ama aşağıda avluda gelen bağırış ve çığırış konuşmalar, arada sırada kavga sesleri, kaplama atölyesindeki makinelerin gürültüsü ve arada sırada gardiyanların birine "o kazmayı bırak ya da şu tırmığı al veya çabuk ol buraya gel Harvey" bağırmalar arasında bu pek de kolay olmazdı. Saat 4'ten sonra ortalık biraz durulur, 6'dan sonra iyice sakinleşirdi. En iyisi zaman 6 ile 8 arasıydı. Daha sonra gizlerinde karanlık düşüncelerin akıllarını tıpkı akşam gölgeleri gibi kaplamaya başladığını görebilirdiniz. Size söylediklerinizi yine duyarlar ama sözleriniz onlara hiçbir anlam ifade etmezdi. 8'den sonra gece nöbetlerine hazırlanırlar, başlık kafalarına geçirdiğinde nasıl hissedeceklerini, terli yüzlerine örtülen siyah torbanın içinde havanın nasıl kokacağını düşünürlerdi. Ama şefe iyi bir zamanda yetiştim. Bana ilk karısını ve birlikte Montana'da bir ev yapışlarını anlattı. Onların yaşamının en güzel günleri olduğunu söyledi. Su o kadar berrak ve o kadar soğukmuş ki her içişinizde sanki ağzınız kesiliyor gibi hissedermişsiniz. "Hey Bay Edgecombe," dedi. "Bence insanların yaptığı hatalardan gerçekten pişmanlık duyar ve tövbe ederse en mutlu günlerine geri dönüp sonsuza dek orada yaşayabilirler. Cennet böyle midir?" "Ben de aynen buna inanırım," dedim. Bu bir yalandı ama en ufak bir pişmanlık duymuyordum. Bu konudaki derslerimi daha annemin dizindeyken öğrenmişimdir. Ve İncil'de katiller hakkında söylenenlere inanırım. Onlar için ebedi bir yaşamın olmadığına, onların doğruca cehenneme gittiklerini ve Tanrı Hazreti Cebrail'e mahşer borusunu örttürme emrini verene dek orada işkence gördüklerini düşünürüm. Boru ötünce de kaybolacaklar ve herhalde yok olup gittiklerinde de memnun olacaklar. Ancak ne Bitterbuk'a ne de diğerlerine bu inançlarımdan en küçük bir ipucu vermedim. Sanırım yüreklerinde bunu biliyorlardı. Tanrı Kabil'e dedi ki, "Kardeşin nerede?" Kanı topraktan bana sesleniyor. Bu sözlerin o sorunlu çocuk için pek sürpriz olduğunu da sanmıyorum. Sanırım attığı her adımda o da topraktan Habil'in kanının iniltilerini duyuyordu. Yanından ayrıldığımda şef gülümsüyordu. Belki de Montana'daki dağ evini ve ateşin ışığında yarı birine kadar çıplak uzanmış karısını düşünüyordu. Hiç kuşkum yoktu ki çok kısa bir süre sonra kendisi daha sıcak bir ateşe düşecekti. Koridora çıktım ve Dan bana bir gece önce Percy ile olanları anlattı. Sanırım bunları anlatabilmek için beklemişti. Ben de dikkatle dinledim. Konu Percy olunca hep dikkatle dinlerdim ve ben de dine katılıyordum.
Percy'nin kendisine olduğu kadar bizim başımıza da büyük sorunlar açabilecek biri olduğunu düşünüyordum. Dan sözlerini bitirirken yaşlı tut tut kırmızı yiyecek arabasıyla geldi. Araba İncil'den alıntılarla doluydu. Tövbekar ol, Tanrı kullarını yargılayacaktır. Ve muhakkak canınızı alacağım. Bunun gibi neşeli ve iç açıcı sözler. Bize yiyecek içecek bir şeyler sattı. Dan cebinden bozuk para ararken Stan Boatwillie'yi artık göremeyeceğini, o Allah'ın cezası Percy Wetmore'un onu korkutup kaçırdığını söylüyordu. Yaşlı tut tut, oradaki ne öyleyse dedi. Hepimiz baktık ve işte günün faresi bizzat orada. Yeşil yolun ortasında hoplayıp zıplıyordu. Biraz yaklaşıp duruyor, yağ damlası gibi minicik gözleriyle çevresine bakmıyor, sonra yine bize yaklaşıyordu. ''Hey fare!'' diye seslendi şef. Fare durup ona baktı. Bıyıkları titriyordu. İnanın bana, o küçücük şey sanki kendisine seslenildiğini anlamış gibiydi. ''Sen bir tür ruh falan mısın?'' Bitter Book, fareye akşam yemeğinden bir parça peynir attı. Peynir tam farenin önüne düştü ama Stan Boatwillie ona bakmadı bile. Hücrelere baka baka yeşil yoldan yukarı doğru yürümeye devam etti. Başkan, patron Edgecombe diye seslendi. Sence bu küçük fare Wetmore'un burada olmadığını biliyor mu? Tanrı aşkına, bence biliyor. Ben de öyle düşünüyordum ama bunu yüksek sesle söylemeyecektim. Harry tuvalete kadar birkaç dakika rahatladıktan sonra hep yaptığı gibi pantolonunu çekerek koridora çıktı. Ve gözlerini iri iri açıp oracıkta kala kaldı. Tut tut da bakıyordu. Sırıtması yüzünün yumuşak ve dişsiz alt yarısını daha da tatsız bir hale getirmişti. Fare artık her zamanki gibi olan noktada durdu. Kuyruğunu patilerin üzerine kıvırdı ve bize baktı. Yine çaresiz mahkumlara. Yine çaresiz mahkumlara cezalarını bildiren yargıçlarla ilgili gördüğüm resimleri hatırladım. Hiç bunun kadar küçük ve korkusuz bir sanık olmuş muydu acaba? Gerçek bir mahkum değildi tabii. İstediği gibi gelip gidebiliyordu. Yine de bu düşünce aklımdan çıkmadı. Ve öbür dünyada çoğumuzun Tanrı'nın katına yaklaşırken kendimizi bu kadar küçük hissedeceğimizi ama pek azımızın bu kadar korkusuzca bakabileceğini düşündüm. ''Vay başıma!'' dedi tut tut. İşte orada koca bir adam gibi duruyor. ''Harry, sen daha bir şey görmedin tut'' dedi. ''Şunu seyret.'' Göğüs cebine uzanıp yağlık yağda sarılmış tarçınlı elma çıkardı. Bir parça koparıp yere attı. Kuru ve sertti. Farenin yanında zıplayıp geleceğini sandım ama hayvan tıpkı zaman öldürmek için gelip geçen sineklere vuran bir adam gibi patisini uzatıp parçayı yakaladı. Hepimiz şaşkınlık ve hayranlık içinde güldük. Farenin ani ve yükselen bu seslerden korkup kaçması gerekirdi. Ama yerinden bile kıpırdamadı. Kuru elma parçasını patileriyle kaldırdı. Bir iki kez yaladı, sonra başını kaldırıp bize baktı. Sanki fena değil demek istiyordu. Başka ne var? Tut tut arabasından bir sandviç çıkardı, kağıdını açtı ve bir parça salam kopardı. Hiç zahmet etme dedi Dan. Ne demek istiyorsun diye sordu tut tut. Hiçbir fare bir parça ete hayır demez, sen delirmişsin. Ama ben de Dan'in haklı olduğunu biliyordum. Gelip geçicilerle sürekli burada kalanlar farklıydı. Her nasılsa fare aradaki farkı biliyordu sanki. Çılgınca belki ama öyle. Yaşlı tut tut alınmıştı, Allah cezamı versin dedi. Elimi uzattım, bana ver. Ne, sandviçi mi? Evet, onun parasını ödeyeceğim. Tut tut bana uzattı. Üstteki ekmek dilimini kaldırdım. Salamdan bir parça daha kopardım ve masanın önünde yere bıraktım. Fare hemen yaklaştı, patilerin arasına alıp yemeye başladı. Göz açıp kapayana dek salam bitmişti. Tut tut, hay Allah cezamı versin diye bağırdı. Ver şunu bana. Sandviçi geri kaptı. Büyükçe bir parça salam kopardı. Bu kez bir parçacık değil de kocaman bir lokma. Ve onu farenin o kadar yakınlattı ki neredeyse şapka gibi Stan Boatwillie'nin başına geçecekti. Hayvan yine geri çekildi, kokladı. Kuşkusuz o bunalım yıllarında hiçbir fareye böyle bir piyango düşmemişti. En azından bizim eyalette. Ve yine bize baktı. Haydi ye şunu dedi. Tut tut. Canı çok sıkkın bir halde. Neyin var senin? Ben sandviç alıp bir parça salam uzattı. Artık bu bir tören halini almıştı. Fare hemen onu alıp kapıp fırladı. Sonra dönüp koridorda aşağı tecrit odasına yöneldi. Yolda durup bir iki hücreyi dolaştı ve üçüncüsünde şöyle bir göz attı. Yine aklıma birisini arıyor olduğu geldi ve bu kez bu düşünceyi kafamdan silmekte daha da zorlandım. Harry yarı şaka yarı ciddi, bundan kimseye söz etmeyeceğim dedi. Önce kimse ilgilenmez, ikincisi ilgilense bile bana inanmazlar. Tut tut,
Yalnızca sizin elinizden yedi dedi. Hayretle başını salladı. Sonra binbir güçlükle eğildi, farenin yüz vermediği parçayı aldı ve kendi dişsiz ağzına atıp çiğnemeye başladı. Neden yaptı ki bunu? Benim daha iyi bir sorum var dedi Harry. Percy'nin izinli olduğunu nereden biliyordu? Bilmiyordu dedim. O farenin bu gece çıka gelmesi bir rastlantıydı yalnızca. Ancak günler geçip de fare yalnızca Percy'nin izinli olduğu günlerde bir başka vardiyada ya da bloğun bir başka yerine ortaya çıktıkça buna inanmak gittikçe güçleşti. Biz yani Harry, Dean ve Brutal ve ben bunun nedeninin Percy'nin sesi ya da kokusu olduğuna karar verdik. Bizzat fare konusunda tartışmaktan özenle kaçındık. Tek sözcük bile etmeden karar vermiştik ki konuşmakla çok özel bir şeyi berbat edebilirdik. Garipliği ve inceliğinden ötürü çok özel ve çok güzel bir olaydı bu. Şimdi bile anlamadığım bir biçimde. Ne de olsa Willy bizleri seçmişti. Belki de en doğrusunu Harry söylemişti. Başkaları buna ne inanır ne de aldırırlardı. Sonra Arlen Vittarbuk'un idam günü geldi. Gerçekte şef falan değildi ama Vişta koruma bölgesinde yaşayan kabilesinin ihtiyar heyetinde ve Cherokee konseyinin de üyesiydi. Sarhoşken, her ikisi de sarhoşlarken birini öldürmüştü. Şef bir çimento blokuyla adamın başını ezmişti. Anlaşmazlık konusu ise bir çift çizmeydi. Böylece o yağmurlu yazın 17 Temmuz'unda benim ihtiyarlar heyetim onun yaşamına son vermek niyetindeydi. Gold Mountain'deki çoğu mahkumlar için siyaset saatleri çelik kadar katıydı. Ama bu kararlar bizim E bloktakiler için işlemezdi. Böylece ayın 16'sında Bitterbuck yemekhanenin yanındaki uzun odaya çağrıldı. Oda demir kafesteliyle tam ortadan ikiye bölünmüştü. Şef burada ikinci karısı ve çocuklarından hala kendisiyle konuşanlarıyla görüştü. Veda zamanı gelmişti. Onu oraya Bill Dodge ile geçicilerden iki kişi götürdü. Bizim hepimizin çok işimiz vardı. Bir saate sığdırılması gereken en az iki prova. Becerebilirsek 3. Percy Bitterbuck'un idamında Jack Van Haya şalter odasına konmasını pek ses çıkarmadı. İyi ya da kötü bir yer mi olup olmadığını bilemeyecek kadar acemiydi daha. Bütün bildiği dikdörtgen kafeste bir pencereden bakabileceğiydi. Gerçi herhalde sandalyenin arkasını seyretmeyi istemesi için bir neden yoktu. Ama yine de kıvılcımların uçuşmasını görebilecek kadar yakındı. O pencerenin hemen önünde üzerinde ne kol ne de kadran bulunmayan siyah bir telefon vardı. Telefon yalnızca dışarıdan çaldırılabiliyordu ve o da yalnızca bir tek yerden, valinin makam odasından. Zaman içinde bu resmi telefonun tam da zavallı masumun biri idam edilmek üzere çaldığı pek çok hapishane filmi gördüm ama benim E blokta geçirdiğim tüm o yıllar boyunca bu telefon hiç çalmadı. Tek bir kez bile. Filmlerde ucuza kurtulunuyor. Masumiyet de ucuz. Bir çeyrek ödüyorsunuz ve bunun karşılığını alıyorsunuz. Gerçek hayatta ise bedeller daha yüksek ve yanıtların çoğu da farklı. Aşağıda cenaze arabasına gidişin provası için bir terzi mankeniniz, gerisi için de tut tut vardı. Yıllar geçtikçe her nasılsa tut tut idamlıkların geleneksel dublörü olmuştu. Kendi başına sevinseniz de sevinmeseniz de her yıl başında hindi yemek gibi gelenekselleşmişti. Mahkumların çoğu onu sever ve komik aksanlı eğlenceli bulurlardı. O da Fransız aksanıyla konuşurdu. Ama onunki Chayun değildi. Kanada aksanıydı. Ve yıllarca güneyde yaşamanın sonucunu yumuşayıp kendine özgü bir tanı kazanmıştı. Brutal bile ihtiyar tutla eğlenirdi. Bir tek benim dışımda. Ben onun Percy Wedbor'un daha yaşlı, daha sönük bir kopyası olduğunu düşünüyordum. Kendi etini avlayıp pişiremeyecek kadar korkak. Ama mangalda pişen etin kokusunu seven bir adam. Provada hepimiz hazırdık, tıpkı asıl günde hep birlikte hazır bulunacağımız gibi. Brutus Howell bizim deyimimizde öne sürülmüştü. Yani başlığı o takacak, valinin telefonu çalarsa açacak, gerekirse duvarın önündeki yerinde doktoru çağıracak ve zamanı geldiğinde ikinci dereceye geçme emrini verecek. Eğer her şey yolunda giderse kimse aferin almayacaktı. Eğer yolunda gitmeyen bir şey olursa tanıklar Brutal'ı, müdür de beni sorumlu tutacaktı. Her ikimiz de bundan şikayetçi değildik. Bir yarar olmazdı, ne de olsa dünya dönüyor. Ya tutunup onunla birlikte döneceksiniz ya da ayağa kalkıp itiraz edecek ve dışarı fırlatılacaktınız. Dan Henry Tilliwelger ve ben Bill'le adamların Bitterbuck'u binadan dışarı görüşme odasına götürmesine 3 dakika sonra ilk prova için şefin hücresine girdik.
Hücrenin kapısı açıktı ve ihtiyar Tut Tut tel tel ak saçlar uçuşarak şefin kerevetine oturuyordu. Tut Tut, ya bu çarşafın her yanı pislik dedi. Siz kaynatmadan önce olan biteni boşaltmaya çalışıyor olmalı, gültü. Kapa çeneni Tut Tut dedi Den, ciddi olalım. Pekala dedi Tut Tut, yüz ifadesi hemen ciddileşti. Ama gözleri parlıyordu. İhtiyar Tut asla ölüleri oynarken olduğu kadar canlı görünmezdi. Öne çıktım. Alan Bitterbuck, mahkemenin ve eyaletin temsilcisi olarak şu günde saat 12'yi bir geçe idam edileceksin. Öne çıkar mısın? Tut kerevetten kalktı. Öne çıkıyorum, öne çıkıyorum, öne çıkıyorum dedi. Arkanı dön dedi Den ve Tut Tut döndüğünde kepekli başını inceledi. Şefin başının tepesinde ertesi gece tıraş edilecekti. Bedenin kontrolü de yeniden tıraş edilmesine gerek olup olmadığını görmek içindi. Kıllar elektrik akımını engelleyip işi güçleştiriyordu. Bugün yaptığımız her şey işleri kolaylaştırmak içindi. Arlen, pekala gidelim dedim. Tut Tut'a yolu açtı. Tut koridorda yürüyordu. Koridorda yürüyorum, koridorda yürüyorum, koridorda yürüyorum diye bağırdı. Solunda ben, sağında Den vardı. Harry tam karşısındaydı. Koridorun ucunda sağ avludaki yaşama arkamızı dönüp depodaki ölüme doğru saptı. Benim odama girdik ve Tut kendisine söylemeden diz çöktü. Büyük olasılıkla senaryo hepimizden daha iyi biliyordu. Allah bilir hepimizden uzun zamandır da oradaydı. Tut Tut nasırlı ellerini kaldırarak dua ediyorum, dua ediyorum, dua ediyorum dedi. Elleri o ünlü resme benziyordu. Hangisinden söz ettiğimi bilirsiniz. Tanrı çobanındır vesaire vesaire. Harry Bitterbuck'un kimi var diye sordu. Buraya çılgın bir Cherokee büyüsü getirmeyeceğiz değil mi? Aslında Tut sözümü kesti. Hala dua ediyorum, hala dua ediyorum, hala İsa'ya tövbe ediyorum. Kapa çeneni seni ihtiyar budala dedi. Dua ediyorum. O halde içinden dua et. Brutal depodan ne bekliyorsunuz orada diye bağırdı. Depoda kullanımımız için boşaltılmıştı. Yeniden ölüm çemberindeydik. Bu sanki kokusunu alabileceğimiz bir şeydi. Harry tut şu çişini diye bağırdı. Bu kadar sabırsız olma. Aslında Bitter bu Hristiyan olduğunu söylüyor dedim onlara. Ve Tel William Clark için gelen o rahibi de kabul ediyor. İsmi Schuster. Ben de ondan hoşlandım. İşin hızı yapıyor ve bunları heyecanlandırmıyor. Ayağa kalk. Ayağa kalk Tut. Bugünlük yetecek kadar dua ettin. Yürüyorum dedi Tut. Yine yürüyorum. Yeşil yolda yürüyorum. Kısa boylu olmasına rağmen yine de odamın öbür yanındaki kapıdan geçmek için eğilmesi gerekti. Bizler daha fazla eğildik. Bu gerçek mahkumuna çok hassas bir andı ve elektriklinin durduğu platforma bakıp da elinde tüfeği Brutal'ı görünce hoşnut bir halde başımı salladım. Tam olması gerektiği gibi. Tut Tut basamaklardan inip durdu. Yaklaşık 40 tane katlanan iskemle yerlerine yerleştirilmişti. Bitterbuck'un platforma geçeceği yolda oturan seyircilerden güvenli bir uzaklıktaydı ve garantiye almak için yarım düzene kadar silahlı gardiyanda bulunacak. Onlardan Bill George sorumluydu. Düzeni ilkelliğine rağmen daha önce hiçbir mahkum tanığı tehdit etmemişti ve bunu böyle sürdürmekte kararlıydı. Tut benim odamdan inen basamakların dibinde eski düzenimizi aldığımızda ''Hazır mısınız çocuklar?'' diye sordu. Başımı salladım ve platforma çıktım. Çoğu zaman olsa da bayram unutmuş bir muhafız kıtasına benzediğimizi düşünürdüm. Percy depoyda şalter odasına eren tel kafesin arkasında ''Benim ne yapmam gerekiyor?'' diye seyretti. ''Seyret ve öğren'' diye karşılık verdim ona. Harry de ''Ve ellerini de uslu tut'' diye mırıldandı. Tut Tut bunu duydu ve güldü. Ona platforma çıkana dek eşlik ettik. Tut kendiliğinden döndü. Eski şalter iş başındaydı. Oturuyorum dedi, oturuyorum. Elektriklinin kucağına oturuyorum. Sağ bacağının önünde, sağ dizimin üzerine çöktüm. Den de sol bacağının üstünde, sol dizinin üzerine çöktü. Eğer mahkum kontrolden çıkacak olursa, en zayıf olacağımız an işte buydu. Ara sıra olurdu bu. Her ikimiz de bacaklarımızın arasını korumak için büktüğümüz dizlerimizi hafifçe içe doğru eğdik. Boyunlarımızı korumak için çenelerimizi indirdik. Bir de tabii bilekleri hemen bağlayıp, tehlikeyi geçiştirmek için olabildiğince hızlı hareket ettik. Şef son yürüyüşüne terlikle çıkacaktı. Ama boğazı parçalanmış bir adam için çok daha kötüsü olabilirdi demek bir teselli sayılmazdı. Ya da husyeleri birer kavanoz kadar şişmiş, yerde kıvranan birine. Üstelik 40 kadar tanık, çoğu basından o katlanan iskemlere oturmuş olanı biteni seyrederken. Tut Tut'un bileklerini kelepçeledik. D'nin tarafındaki kelepçe birazcık büyüktü. Çünkü akım oradan geçiyordu. Bitterbuck
ertesi gece oturduğunda baldırı da tıraş edilmiş olacaktı. Kızılderililerin genelde vücutlarında pek az kıl olur. Ama biz yine de işi şansa bırakmayacaktık. Biz Tuttut'un ayak bileklerini kelepçelerken Brutal da sağ elini bağladı. Harry öne çıkıp solu kelepçeledi. İşleri bittiğinde Harry Brutal'a başıyla işaret etti. Brutal da Van Hay'a seslendi. Bire getir. Percy'nin Jack Van Hayley'e bunun ne anlama geldiğini sorduğunu, ne kadar az şey bildiğine, E blokta geçirdiği süre içinde ne kadar az şey öğrendiğine inanmak güçtü. Ve Van Hay'ın bir açıklama mırıldandığını duydum. Bugün bire getirin hiçbir anlamı olmayacaktı ama ertesi gece Brutal bunu söylediğinde Van Hay B bloğun arkasındaki hapishane jeneratörünü çalıştıracak, düğmeyi çevirecekti. Tanıklar hafif ve düzenli bir vınlama duyacaklar ve hapishanenin her yanında ışıklar daha güçlenecekti. Diğer koğuştaki mahkumlar ışıklara bakıp her şeyin olup bittiğini, idamın yapıldığını sanacaklardı. Ama daha yeni başlıyordu. Brutal, Tuttut'un kendisini görebilmesi için sandalyesinin önüne geldi. Arlen Butterbuck, elektrikli sandalyede idama mahkum ettin. Halktan oluşan bir jüri tarafından suçlu bulundun. Ve bu eyaletin saygın bir yargıcı tarafından idam hükmün verildi. Tanrı bu eyaletin halkını korusun. İnfazdan önce söylemek istediğin bir şey var mı? Evet dedi Tut. Gözleri parlıyordu ve dudakları dişsiz bir gülümsemeyle gelmişti. Bir kızarmış tavuk yemek istiyorum diyerek bir sürü komik, saçma ve pislik istek vırıldandı. Brutal ciddi ifadesini korumak istedi ama olanaksızdı bu. Başını arkaya atıp bir kahkaha patlattı. Dan tüfekle vurulmuş gibi platformun kenarına yığılıp kaldı. Başı dizlerinin arasında bir tilki gibi uluyordu. Bir elini sanki beynine sahip çıkmak istermiş gibi alnına koymuştu. Harry başını duvara vuruyor ve gırtlağına lokma kaçmış gibi ha 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 sesleri çıkarıyordu. Normalde neşesiyle tanınmayan Jack Van Halley bile gülüyordu. Şakadan ben de hoşlandım ama kendimi kontrol edebildim. Yarın gece her şey gerçek olacak ve Tuttut'un oturduğu yerde bir insan ölecekti. Kapa çeneni Brutal dedim. Sen deden Harry ve sen. Tut, bu türden tek bir söz daha söylersen son sözlerin olur. Van Hay'a gerçekten ikiye çıkmasını söyleyeceğim. Tut, iyi laf ettiğimi göstermek ister gibi bana sırıttı. Patron Edgecombe, iyi laftı. Benim karşılık vermediğimi görünce gözlerini kısıp uzun uzun baktı. Senin neyin var diye sordu. Hiç komik değil dedim. İşte bu kadar ve eğer senin bunu görecek kadar aklın yoksa çeneni kapalı tut. Aslında kendine göre komikti. Ve sanırım beni asıl çıldırtan da buydu. Çevreye bir göz attım ve Brutal'ın gözlerini dikmiş bana baktığını gördüm. Hala hafifçe sırıtıyordu. Allah kahretsin dedim. Bu iş için yaşlanıyorum ben. Yok dedi Brutal. Sen en verimli çağındasın Paul. Ama değildim. Bu kahrolası iş söz konusu olduğunda o da değildi. Ve her ikimiz de bunu biliyorduk. Yine de önemli olan gülme krizinin geçmesiydi. İyi, çünkü isteyebileceğim en son şey ertesi gece birisinin Tut'un esprisini hatırlayıp yine kendini tutamaması olurdu. Böyle bir şeyin idamlık mahkuma tanıkların önünden geçip elektrikli sandalye oturana kadar eşlik eden bir gardiyanın gülmekten katılıyor olmasının imkansız olduğunu sanabilirsiniz. Ama insanlar baskı altındayken her şey olasıdır. Böyle bir şey olursa insanlar artık 20 yıl bunu anlatırlar. Sessiz olacak mısın Tut diye sordum. Evet dedi. Öte yana çevirdiği yüzü dünyanın en yaşlı, en somurtkan çocuğu gibiydi. Brutal'a provaya devam edilmesini işaret ettim. Sandalyenin arkasındaki pirinç kancaya takılı torbayı aldı ve Tuttut'un başına geçirip çenesinin altından hafifçe sıktı. Tepedeki delik iyice genişledi. Sonra Brutal eğildi. Kovadan halka şeklindeki nemli süngeri aldı ve bir parmağıyla bastırıp sonra parmağını yaladı. Sonra süngeri yeniden kovaya koydu. Ertesi gün koymayacaktı. Ertesi gün onu sandalyenin arkasına takılı başlığın içine yerleştirecekti. Bugün değil ama. Tut'un ihtiyar kafasını ıslatmaya gerek yoktu. Başlık çeliktendi. İki tarafından sallanan bağlarla bir kaskandırıyordu. Brutal bunu yaşlı Tut'un başına koyup siyah torbanın içindeki deliğin üstüne yerleştirdi. Tut başlık takılıyor, başlık takılıyor, başlık takılıyor diye bağırdı. Şimdi sesi hem boğuk hem de söyledikleri ağzın içinde yuvarlanıyordu. Bağlar çenesini açmasına pek izin vermiyordu ve sanırım Brutal bu kez onları provanın gerektiğinden biraz daha sıkı bağlamıştı. Brutal geriye doğru bir adım attı.
Boş iskemlelere doğru döndü ve şunları söyledi. Arlen Bitterbuck şimdi eyalet yasaları uyarınca ölene kadar vücuduna elektrik verilecek. Tanrı ruhuna acısın. Brutal kafesli pencereye döndü. İki indir. Yaşlı Tut belki de önceki mizah pırıltısını yeniden sergilemek dileğiyle sandalyede hoplayıp zıplamaya başladı. Elektriklinin gerçek müşterileri hemen hemen asla yapmazdı bunu. İşte kızarıyorum diye bağırdı. Kızarıyorum, kızarıyorum ah! Pişmiş bir hindiyim artık. Harry Wilde'nin o yöne hiç bakmadıklarını fark ettim. Elektrikliği arkalarını dönmüş, boş deponun önündeki tarafına, benim odama açılan kapıya bakıyorlardı. Allah belamı versin dedi Harry. Tanıkların biri bugün erken gelmiş. Fare kapının önüne oturmuş, kuyruğunu uslu uslu patilerin üzerine kıvırmış, boncuk gözleriyle bizi seyrediyor. İdam iyi gitti. Eğer iyi idam diye bir şey varsa, ki ben çok kuşkuluyum tabii. Patricia Cherokee'lerinin konsey üyesi Arlen Bitterbuck infaz edildi. Saçlarını iyi örememişti. Elleri fazlasıyla titriyordu ve 30 küsur yaşlarındaki en büyük kızının onları düzgün biçimde örmesine izin verildi. Uçlarına da şahin tüyleri takmak istedi. Ama buna izin veremezdim. Ateş alıp yanabilirlerdi. Ama bunu ona söylemedim tabii. Yalnızca kurallara aykırı olduğunu söyledim. Karşı çıkmadı. Yalnızca başını eğdi ve üzüntüsüyle itirazını belirtmek için ellerini şakaklarına koydu. Çok vakur hareket etti o kadın. Böylelikle babasının da aynı vakarla gitmesini sağladı. Zamanı geldiğinde şef hücresinden hiç direnmeden çıktı. Bazen parmaklarını demir parmaklıklardan çözmek zorunda kalırız. Zamanında bir iki parmak kırdığım bile olmuştur. Ve o boğuk kırılma sesini asla unutmam ama şükürler olsun ki şef onlardan biri değildi. Yeşil yoldan yukarı odama dimdik yürüdü ve orada diz çöküp Havenlik Baptist Kilisesi'nden arabasıyla gelen Peter Schulter'le birlikte dua etti. Schulter şefe birkaç mezmur verdi ve Peter durgun suların yanında yatmaktan söz eden mezmura geldiğinde şef ağlamaya başladı. İsteriye kapılacak kadar kötü değildi. Sanırım her içişinizde ağzınızı kamaştıracak kadar berrak ve soğuk suları düşünüyordu. Aslında biraz ağladıklarını görmek isterim. Ağlamazlarsa kaygı duyarım. Çoğuna diz çöktükleri yerden kalkmaları için yardım etmek gerekir ama şef kolaylıkla yaptı bunu. İlk başta sanki başı dönmüş gibi hafifçe sallanınca Dan elini uzatıp ona destek verdi ama Bitterbuck kendi başının dengesini bulmuştu bile. Yolumuza devam ettik. Hemen hemen bütün iskemleler doluydu. Oturan insanlar tıpkı bir düğünün ya da cenaze töreninin başlamasını bekleyen topluluk gibi kendi aralarında hafif hafif mırıldanıyorlardı. Mahkumu oradakilerden birisi mi yoksa hepsi mi birden rahatsız etti bilmiyorum ama gırtlağına kadar hafif bir intinin başladığını duydum. Birdenbire tuttuğum kolları önceden var olmayan bir direnme hissettim. Göz ucuyla Harry Tilverger'in Bitterbuck'a birdenbire saldırganlaşacak olursa yolunu kesmek üzere harekete geçtiğini gördüm. Kolunu daha sıkıca kavradım. Bir parmağımla dirseğinin içine vurdum. Ağır ol şef dedim. Ağız ucuyla. Dudaklarımı hiç kıpırdatmadan. Bu insanların çoğu senin hakkında yalnızca gidişini hatırlayacaklar. İyi örnek ol ve bir Washita'nın nasıl gittiğini onlara göster. Yan yan bakıp bana hafifçe başını salladı. Sonra kızının yaptığı saç örgülerinden birini alıp öptü. Sandalyenin arkasında duran Brutal'a baktım. En iyi mavi üniformasını giymişti. Tüm düğmeleri pırıl pırıl parlatılmıştı. Şapkası kocaman kafasına milimetrik bir şekilde yerleştirilmişti. Hafifçe başımı salladım. Hemen harekete geçti ve bir adım öne çıkıp Bitterbuck'a platforma çıkarken zorlanması halinde yardım etmeye hazırlandı. Yardım gerekmedi sonunda. Bitterbuck sandalye oturmasından sonra Brutal'ın omzun üzerinden hafifçe ikiye getirdiği seslenmesine kadar bir dakikadan az süre geçti. Işıklar yine hafifledi. Ama o kadar az ki. Eğer özellikle bakmazsanız fark etmezdiniz. Bunun anlamı Van Hay'ın Mabel'in saç kurutucusu olarak adlandıran şalteri indirmiş olması demekti. Başlıktan hafif bir vınlama duyuldu ve Bitterbuck göğsündeki kayışın ve kollarındaki kelepçenin içinde öne doğru sarsıldı. Arkada duvarın önünde hapishane doktoru yüzünde hiçbir ifade olmadan seyrediyordu. Dudakları o kadar gerilmişti ki ağzı sanki tek bir beyaz diş gibi duruyordu. Provada ihtiyar Tut'un yaptığı gibi çırpınma ya da hoplama yoktu. Yalnızca o ileri doğru atılma.
tıpkı güçlü bir organzın perçesindeki bir adamın kalçalarını ileri doğru fırlatması gibi. Şefin mavi gömleğinin ilikleri gerildi. Aralarında ufak ufak teni göründü ve bir koku duyuldu. Kendi başına fena değildi ama anlamı tatsızdı. Beni torunumun evine götürdükleri zamanlarda hiçbir zaman bodruma inmemişimdir. Küçük oğlan tren setini orada kurmuş ve büyük büyük babasıyla paylaşmayı pek isterdi. Trenlere karşı değildim ama sanırım tahmin edebileceğiniz gibi dayanamadığım şey oradaki transformatör. Hafifçe vınlaması ve ısındığı zamanki kokusu. Onca yıldan sonra bile o koku bana hala Gold Mountain'i hatırlatır. Van Hai 30 saniye bekledi. Son rakamı kesti. Doktor öne çıkıp stetoskopuyla dinledi. Tanıklar şimdi hiç konuşmuyordu. Doktor doğrulup tel kafese doğru baktı. Düzensiz dedi ve bir parmağını çevirip kıvırarak ne demek istediğini gösterdi. Bitterbuk'un göğsünde birkaç gelişi güzel kalp atışı duymuştu. Bunlar büyük bir olasılıkla kafasıyla kesilen bir tavuğun son çırpınışları kadar anlamsız olsa da işi şansa bırakmamak en iyisiydi. Tam tünelin yarısına gelmişken mahkumun birdenbire sedyede doğrulup oturmasını ve tutuşmuş gibi bağırmasını istemezdiniz. Van Hai 3'e getirdi ve şef yeniden öne doğru sarsıldı. Akımın etkisinden biraz sağa sola kıvrıldı. Doktor bu kez dinlediğinde başını salladı. Bitmişti. Bir kez daha yaratamadığımızı yok etmeyi başarmıştık. Seyircilerden bazıları yine alçak sesle konuşmaya başlamışlardı. Çoğu başlarını öne eğmiş oturuyor, sanki şoka girmiş bir yere bakıyorlar veya utanmış gibi. Harry ile Dan sedyeyle geldiler. Aslında sedyenin bir ucunu tutmak Percy'nin işiydi ama o bunu bilmiyordu ve kimseye de söylemeye zahmet etmemişti. Brutal'la birlikte şefi hala başındaki siyah torbayla sedyeye koydu ve koşmadan olabildiğince hızlı tüneli açılan kapıdan çıkardı. Maskenin tepesindeki delikten fazlaca duman tütüyor ve korkunç bir koku duyuluyordu. ''Aman be!'' diye bağırdı Percy titreyerek. ''Bu koku da ne?'' Brutal, ''Sen yolumdan çekil ve kenarda dur.'' diyerek onu itip geçti. Ve duvara takılı yangın söndürücüye doğru gitti. Pompalamak gereken eski tip bir yangın söndürücüydü bu. Bu arada Dan torbayı çıkardı. Olabileceği kadar kötü değildi. Bitterbuk'un sol saç örgüsü ıslak bir yaprak yığını gibi için için yanıyordu. Brutal'a ''Boş ver onu.'' dedim. Cesedi cenaze arabasına koyarken bir de yüzünden kimyasal atıkları temizlemek zorunda kalmak istemiyordu. Dumanlar kesilene dek şefin başını tokatladım. Percy gözlerini iri iri açmış beni seyrediyordu. Sonra cesedi 12 tahta basamaktan aşağı tünele taşıdık. Burası bir zindan gibi soğuk ve nemliydi. Damlayan suların tıp tıpı yankılanıyordu. Tavana asılı kaba teneke lambaların hapishanenin atölyesinde yapılmışlardı. Işığında yolun 10 metre altında giden tuğladan bir geçit görünüyordu. Tepesi yuvarlak ve ıslaktı. Her kullanışımda kendime Edgar Allan Poe'nun bir öyküsünün kahramanlarındanmışım gibi hissederdim. Tekerlekli bir sandalye bekliyordu. Bitterbuk'un cesedini ona yükledik ve saçının sönüp sönmediğini son kez kontrol ettim. O tek örgü epeyce yanmıştı ve başının bir yanındaki o şirin ok dövmesinin artık kararmış, bir şişten başka bir şey olmadığını görüp üzüldüm. Percy cesedin yanağına bir tokat attı. Şaplağın sesi hepimiz yerimizden sıçrattı. Percy dudaklarından küstah bir gülümseme. Gözleri parlayarak bize baktı. Sonra yine Bitterbuk'a döndü. ''Adios şef'' dedi. ''Umarım cehennem sana yetecek kadar sıcaktır.'' ''Yapma'' dedi Brutal. Sesi ıslak tünelin içinde yankılanıyordu. ''Yaptığının bedelini ödedi o. Artık ödeşti. Sen çek ellerini ondan.'' ''Ah kes şunu'' dedi Percy. Ama Brutal'ın üzerine yürüyünce korkarak geri çekildi. Brutal'ın gölgesi tıpkı Morg Sokağı hakkındaki o öyküde anlatılan gorilin gölgesi gibi arkasında büyüyordu. Ama Percy'yi yakalamak yerine sedyeyi tuttu ve yavaş yavaş Allan Bitterbuk'u tünelin ucuna son arabasının beklediği yere doğru itmeye başladı. Sedyenin sert lastikleri tahtanın üzerinde gıcırdıyordu. Gölgesi düzensiz tuğla duvarlara kayıyordu. Küçülüp büyüyordu. Dan ile Harley sedyenin ayak ucundaki çarşafı tutup şefin yüzünü örttüler. Daha şimdiden ister masum ister suçlu bütün ölü yüzlerin aldığı donuk kimliksiz ifadeyi kazanmaya başlamıştı bile. Ben 18 yaşındayken ismini aldığım Paul amcam kalp krizinden öldü.
Annemle babam Chicago'ya cenazeye giderken beni de götürdüler. Babamın tarafından daha önce hiç görmediğim pek çok akrabayı da ziyarete gittik. Gezimiz neredeyse bir ay sürdü. Bazı açılardan çok güzel bir yolculuktu. Gerekli ve heyecanlıydı ama başka açılardan da korkunçtu. Gerçek şu ki 19. yaş günümde 2 hafta sonra eşim olacak genç kadına aşıktım. Bir gece ona duyduğum özlem yüreğimde ve başımın içinde kontrolsüz bir yangın gibi yanarken, oh evet karnımda da, ona hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir mektup yazdım. Bütün kalbimi döktüm ve korkaklık edip de durmayayım diye asla asla başa dönüp ne yazdığıma bakmadım. Durmadım ama kafamın içinden de bir ses öyle bir mektubu postalamanın çılgınlık olduğunu, kalbimi bütün çıplaklığıyla avucuna teslim edeceğimi söyleyince aynı bir çocuğun pervasızlığıyla o sese kulak vermedim. Shanice'in mektubu saklayıp saklamadığını sık sık merak etmişimdir ama hiç sormaya cesaret edemedim. Bütün bildiğim cenazesinden sonra eşyalarını elden geçirirken onu bulamadığımdır. Ama tabii bu tek başına bir anlam taşımaz. Sanırım sormaya korkmamın asıl nedeni o alev alev mektubun onun için benim için olduğundan daha çok az anlam taşımasıdır. 4 sayfa uzunluğundaydı ve hayatımda daha uzun bir şeyi hiç yazamayacağımı düşünmüştüm. Bir de şuna bakın şimdi. Bütün bunlar ve daha ucu görünmedi bile. Eğer anlatacaklarımın bu kadar uzun süreceğini bilseydim belki de hiç başlamazdım. Benim fark etmediğim yazı yazmanın kaç kapıyı birden açtığı oldu. Sanki babamın eski mürekkepli kalemi aslında bir kalem değil de garip bir çeşit iskelet anahtarıymış gibi. Fare büyük olasılıkla bu söylediklerine en güzel örnektir. Stamboat Willie, Mr. Jingle, yoldaki fare. Yazmaya başlamadan önce onun ne kadar önemli olduğunu hiç fark etmemiştim. Örneğin daha Delexoir'ın gelmeden sanki Delexoir'ı arıyor olması gibi. Sanırım yazmaya ve anımsamaya başlayana dek bilinçli olarak hiç aklıma gelmemişti bu. Sanırım sizlere John Caffey'i anlatmak için ne kadar gerilere gitmem ya da onun hücresinde ne kadar bırakmam gerektiğini fark etmemiştim. O kadar dev bir adamdı ki ayakları kerevetin ayaklarının ucundan taşmakla kalmıyor, yere kadar iniyordu. Onu unutmanızı istemiyorum, tamam mı? Onu orada görmenizi istiyorum. Hücrenin tavanına bakar, sessiz gözyaşlarını döker ya da yüzünü kolların arasına gömerken onu duymanızı da istiyorum. Hıçkırır gibi titrek iç çekişlerini, ara sıra inlemesini. Bunlar E blokta zaman zaman duyduğumuz azap ya da pişmanlık seslerinden. O bölük pörçük keskin çığlıklardan değildi. Tıpkı ıslak gözleri gibi bunlar da bir biçimde bizim uğraşmaya alışık olduğumuz acıdan soyutlanmıştı. Bunun ne kadar çılgınca geleceğini biliyorum tabii ki. Tabii ki de biliyorum. Ama yüreğinize doğru gelen şeyi yazmadıkça yazı yazmanın da bir anlamı olmaz. Bir bakıma o sanki bütün dünya için kederleniyor, hiçbir zaman yatıştırılmayacak kadar büyük bir şey için üzülüyor gibiydi. Zaman zaman oturup onunla konuşurdum. Hepsiyle konuştuğum gibi. Daha önce de söyledim sanırım. Bizim en büyük ve en önemli işimizdi konuşmak ve onu rahatlatmaya çalışırdım. Rahatlatabildiğimi hiç hissetmedim ama yüreğimin bir parçası da onun acı çektiğini bilmekten hoşnuttu. Onun acı çekmeyi hak ettiğini hissediyordum. Hatta zaman zaman valiyi arayıp ya da Percy'yi aratıp, o Percy'nin eniştesiydi benim değil, infazın ertelenmesini istemeyi bile düşündüm. Onu henüz pişirmemeliyiz diyecektim. Yaptıkları ona hala çok acı veriyor, çok incitiyor. Sanki keskin bir şiş gibi ciğerini deşiyor. Ona 90 gün daha tanıyın efendim. Bırakın bizim ona yapamadığımızı o kendine yapmaya devam etsin. Başladığım yere gelene dek işte bu John Caffey'i unutmamanızı istiyorum. Kerevetinde uzanmış yatan, belki de haklı nedenlerden ötürü karanlıktan korkan John Caffey. Sanki çünkü sakın karanlıkta sarı bukleli iki hayalet, artık iki küçük kız değil de iki cadonu bekliyor olmasın. O John Caffey ki gözleri her zaman yaşlarla dolu. Tıpkı asla iyileşmeyecek bir yaradan akan kanlar gibi. Böylece şef yandı ve başkan yürüdü. En azından C bloğa kadar. Burası Cold Mountain'deki 150 kadar müebbet mahkumunun yuvasıydı. Başkanın müebbet hapsi 12 yıl sürdü. 1944'te hapishanenin çamaşırhanesinde boğuldu. Cold Mountain hapishanesindekinde değil. Cold Mountain 1933'te kapandı. Mahkumlar için pek fark ettiğini sanmıyorum. Duvar duvardır dedikleri gibi ve elektrikli de kendi özel taş odasında aynı Cold Mountain'deki
depo odasında olduğu kadar öldürücüydü. Başkana gelince birisi onu yüzüstü bir kuru temizleme kazanına itip orada unuttu. Gardiyanlar onu çıkardıklarında yüzü hemen hemen yok olmuştu. Kimliğini parmak izlerinden çıkardılar. Bir bütün olarak düşünecek olursak elektrikli de daha ucuz kurtulabilirdi belki. Ama o zaman da o fazladan 12 yıl yaşayamazdı değil mi? Ama yaşamının son dakikalarını akciğerleri kimyasal deterjanları solumayı öğrenmeye çalışırken o yıllara pek fazla önem verdiğini sanmıyorum. Bunu ona kimin yaptığını hiç bulamadılar. O günlerde ben artık hapishane işlerinden uzaklaşmıştım ama Harry Tilwegerler bana mektup yazıp olanı biteni anlattı. Genelde beyaz olduğu için oradan oraya aktarıldı diye yazıyordu. Ama sonunda yine öldürüldü. Ben bunu bir infaz ertelemesi olarak görüyordum. Başkan gittikten sonra E blokta sakin bir dönem başladı. Harry'den geçici olarak başka görevlere verildiler ve bir süre yeşil yolda yalnızca ben, Brutal ve Percy kaldı. Bu da aslında Brutal'la ikimiz demekti çünkü Percy genellikle bize katılmazdı. Size söylüyorum, o genç adam en yapılmaması gerekenleri bulmakta bir dehaydı. Ara sıra ama ancak Percy yine ortalarda yokken, diğerleri de Henry'nin deyişiyle biraz çene yarıştırmak için gelirlerdi. Bu günlerin çoğunda fare de ortaya çıkardı. Onu beslerdik ve o da orada oturur, parlak gözleriyle bize seyrederek ciddi ciddi yerdi. Güzel haftalardı. Percy'nin mızmızlanmalarına rağmen günler sakin ve rahat geçiyordu. Ancak Temmuz sonlarında yağmurlu bir pazartesi bütün özel şeyler sona erdi. Size o yazın ne kadar karanlık ve yağmurlu geçtiğini söylemiş miydim? O gün kendimi kapısı açık bir hücrenin kerevetine oturmuş Edward Delacroix'ı beklerken buldum. Beklenmedik bir parıltıyla geldi. Avluya açılan kapı gürültüyle arkasına dayandı ve içeri dolan ışıkla bir zincir şakırtısı. İngilizce ile Jacon, Fransızcası Cold Mountain'deki mahkumların da bio dedikleri yerel bir aksan karışımı, korku içinde bağıran bir ses. Brutal'ın bağırması. Hey Cassian, Tanrı aşkına bırak Percy. Derek Soar'ın olacak kerevette yarı uyukluyordum ama kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi çarparak alelacele ayağa fırladım. Percy gelene dek E blokta böyle sesler hemen hemen hiç duyulmazdı. Ama bunları tıpkı kötü bir koku gibi beraberinde de getirdi. Percy Brutal'ı duymazlıktan gelerek gel buraya seni Allah'ın kızartmalık ibnesi diye bağırdı. Ve peşinden Bowling Labot'u kadar bir adamı sürükleyerek içeri girdi. Percy'nin öbür elinde copu vardı. Öfkeyle kasılmış dişleri ortada, yüzü kıpkırmızıydı. Yine de pek mutsuz görünüyordu. Delacroix ona yetişmeye çalışıyordu ama ayak bileklerinde zincirler vardı ve ayaklarını ne kadar hızlı sürürse sürsün Percy onu hızlı çekiyordu. Hücreden fırlayıp tam düşecekken yakaladım onu. Del ile tanışmamız işte böyle oldu. Percy copunu kaldırmış, yine üzerine atılacaktı ki tek kolumla ittim. Brutal nefes nefese yanımıza geldi. O da olan bitene benim kadar şaşırmış ve rahatsızlık duymuştu. Delacroix bana vurmasına izin vermeyin Monsieur diye yalvardı. S'il vous plaît, Petit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Percy yöne doğru atılırken tutmayın beni, tutmayın beni diye bağırdığı çopuyla Delacroix'ın omuzlarını vurmaya başladı. Delacroix bağırarak ellerini kaldırdı. Job, mavi hapishane gömleğinin kollarına şap şap diye iniyordu. O gece gömleğini çıkardığında gördüm, bedeni bir baştan bir başa çürüklerle doluydu. Bunları görmek beni çıldırttı. O bir katildi, sevilecek birisi değildi ama biz E blokta işleri böyle yürütmüyorduk. Percy'yi gelene dek en azından. Hop hop diye kükredim. Kes şunu, neler oluyor burada? Delacroix ile Percy'nin arasına girmeye çalışıyordum. Ama başarılı olamıyordum. Percy'nin copu bir o yanımda bir bu yanımda inmeye devam ediyordu. Er geç hedefi yerine bana bir iki tane vuracaktı. Ve o zaman da akrabaları kim olursa olsun oracıkta koridorun ortasında büyük bir kavga çıkacaktı. Ben kendimi tutamayacaktım ve bir ritüel de mutlaka katılacaktı. Bazı bakımlardan keşke öyle olsaymış diyorum. Belki ama sonraki olaylar başka türlü olurdu. Kahrolası! Sana ellerini üzerimden çekmeyi öğreteceğim. Seni ahmak herif. Şap şap şap. Derek Suara'nın bir kulağından kan geliyor ve çığlık çığlığa bağırıyordu. Onu korumaya çalışmayı bıraktım ve omuzumdan kavrayıp hücresine doğru ittim. Orada kerevitin üzerine düştü. Percy yanımdan sıyrılıp poposuna güçlü bir darbe indirdi. Gider ayak diyebiliriz. Sonra Brutal onu omuzlarından yakaladı ve Percy'nin yani koridorun karşısına savurdu. Lütfen, lütfen. Hücre kapısını çekip kapattım, sonra Percy'ye döndüm. Şaşkınlığım gazabımla mücadele halindeydi. O aşamada Percy'ye artık birkaç aydır bizimleydi ve
bu süre hepimizin ondan pek hoşlanmadığımızı anlamamıza yetmişti. Ama onun ne kadar kontrolsüz biri olduğunu ilk kez o gün anladım. Orada durmuş beni seyrediyordu. Biraz korkmuyor değildi. Kalben bir korkaktı çünkü ama yine de akrabalarının kendisini koruyacaklarından emindi. Bundan haklıydı da. Herhalde bütün anlattıklarımdan sonra hala buna anlam veremeyenler olacaktır ama onlar büyük bunalım dönemini ancak tarih kitaplarında okuyanlardır. Bizzat yaşayanlar içinse dönem tarih kitabındaki bir cümleden daha çok başkaydı. Eğer düzenli bir işiniz varsa kardeşim, onu korumak için her şeyi yapardınız. O sırada Percy'nin yüzü biraz normale dönmeye başlamıştı ama yanakları hala al aldı ve genelde bir yan tineyip arkaya doğru taradığı saçları alnına dökülmüştü. Tanrı aşkına neydi bu diye sordu. Burada önceden asla asla bir mahkum dövülmemiştir. O küçük ibni arabadan çıkarken bana terbiyesiz bir hareket yaptı dedi Percy. Kendi istedi bunu. Şimdi olsa yine yapardım. Söyleyecek söz bulamayıp öylece kala kaldım. Şu dünya yüzünde en azgın homoseksüelim bile Percy'nin bu anlattığını yapabileceğini hiç aklım almıyordu. Genelde yeşil yol üzerinde parmaklıklı bir daireye taşınmak. En asi mahkumun bile cinsel arzularını kabartacak türden bir olay değildi. Kerevetinde oturmuş, hala yüzünü elleriyle örtüyen Delexuara'ya baktı. Bileklerinde kelepçeler, ayak bileklerinin arasında da zincir vardı. Sonra Percy, defol buradan dedim. Seninle sonra konuşacağım. Küstahlıkla bunu rapor edecek misin diye sordu. Çünkü eğer edeceksen ben de kendim bir rapor hazırlarım. Rapor falan yazmak istemiyordum. Yalnızca gözümün önünden yıkılmasını istiyordum. Ona da öyle söyledim. Konu kapanmıştır dedim. Brutal'ın bana kınayan bir biçimde baktığını gördüm ama aldırmadım. Admine git ve mektupları okuyup paket odasına yardımcı olmaya gönderildiğini söyle. Tabii, sakinleşmiş ya da sakinlik yerine geçen küstahlığını yeniden kazanmıştı. Elleriyle anındaki saçlarını geri itti. Elleri sanki küçük bir kızın elleri gibi yumuşak, küçük ve bembeyazdı. Hücreye yaklaştı. Delexura onu görünce kerevetinden daha da büzülerek İngilizce ile garip o Fransızca karışımı bir şeyler söyledi. Seninle işim bitmedi Pierre dedi Percy. Ve Brutal'ın kocaman ellerinden birisi omzunu kavrayınca sıçradı. Evet bitti dedi Brutal. Haydi çekil şimdi. Yürü bakalım. Percy beni korkutmuyorsun biliyor musun dedi. Hem de hiç. Bakışları bana kaydı. İkiniz de. Ama korkutuyorduk. Bunu gözlerinde apaçık görebiliyordunuz. Ve onu daha da tehlikeli bir hale getiriyordu. Percy gibi birinin ne zaman ne yapacağı belli olmazdı. Kendisi bile bilmezdi bunu. O sırada bize arkasını döndü ve uzun adımlarla koridorda yürümeye başladı. Ufak tefek yarı kel bir Fransız orasını avuçlamak istediğinde ne yapacağını bütün dünyaya göstermişti. Ve Tanrı biliyor savaş anına galip olarak terk ediyor. Her zamanki konuşmamı yaptım. Delexura'ya iyi davranırsa bizim de ona iyi davranacağımızdan söz ettim. Bu küçük konuşma benim en başarılı konuşmalarımdan biri değildi. Kerevitinin ayak ucunda büzülmüş, benden olabildiğince uzakta dinledi ve hiç durmadan ağladı. Her hareketimle irkildi ve altı kelimeden birini bile duyduğunu sanmıyordum. Belki de iyi oldu. O konuşmamın pek anlamı olduğunu da sanmıyordum zaten. 15 dakika sonra masaya dönmüştüm. Sarsılmış görülen Brutus, Howell oturmuş, ziyaretçi defterine yazı yazmakta kullandığımız kalemin ucunu yalıyor. Zehirlenmeden önce şunu yapmaktan vazgeçer misin Allah aşkına dedi. Yüce Tanrım dedi kalemi elinden bırakırken. Buraya gelen bir mahkuma böyle bir arbede yaşamayı bir daha asla istemem. Babam garip şeylerin hep 3 kez tekrarlandığını söylerdi dedim. Umarım baban bu konuda saçmalıyordur dedi Brutal. Haksızdı tabii. John Coffey geldiğinde sert bir rüzgar esti ve vahşi Billy aramıza katıldığında da şiddetli bir fırtına patladı. Garip ama olaylar gerçekten üçer üçer geliyordu. Vahşi Billy'le tanışmamızın ve onun yeşil yola gider ayak cinayet işlemeye kalkışmasının hikayesine az sonra geleceğim. Uyarmadı demeyin. Şu Delexora'nın sarkıntılık etmesi hikayesi de nedir diye sordu. Brutal homurdandı. Ayakları zincirliydi ve bizim Percy'ye fazla hızlı çekti. Hepsi bu. Tam arabadan inerken düşecek gibi oldu. Herkes yapacağı gibi ellerini uzattı. Bir tanesi hafifçe Percy'nin pantolonun önüne değdi. Tümüyle kazaydı. Percy bunu biliyor muydu sence diye sordu. Yoksa içinden Delexora'yı biraz hırpalamak geldiği için mi bunu bahane olarak kullanıyor olmasın? Ona burada patronun kim olduğunu göstermek için. Brutal ağır ağır başını salladı. Evet sanırım neden bu. O halde ona dikkat etmeliyiz dedim. Ellerimi saçlarımın arasında gezdirerek. Sanki işimiz yeterince güç değilmiş gibi. Tanrım bundan nefret ediyorum, ondan nefret ediyorum. Ben de sana bir şey daha söyleyeyim mi Paul?
Onu anlamıyorum. Bağlantıları var, tamam. Bunu anladım ama neden bu bağlantılarını şu Tanrı'nın cezası yeşil yola gelmek için kullanıyor? Ya da eyalet hapishanesindeki herhangi bir göreve? Neden eyalet senatosunda mübaşir olmuyor veya vali yardımcısının randevularını ayarlayan adamın yerinde falan çalışmıyor? Kuşkusuz istese akrabaları ona çok daha iyi bir yer ayarlayabilirler. O halde neden burada? Başımı salladım. Bilmiyordum. O zamanlar bilmediğim çok şey vardı. Sanırım daha çok saftım. Sonra işler yeniden yoluna döndü. En azından bir süre. Eyalet John Coffey'i kasaba mahkemesinde yargılamaya hazırlanırken, Trinkus şeridi Hammer Kribus'ta bir linç güruhunun adaleti biraz daha hızlandırabileceği fikrini pompalıyordu. Bunların E bloktaki bizler için hiç önemi yoktu. Haberlere kim saldırış etmiyordu. Yeşil yolda yaşam bir bakıma ses geçirmez bir odada yaşamak gibiydi. Zaman zaman büyük olasılıkla dış dünyada aslında birer patlama olan mırıltılar oluyordu ama hepsi bu. John Coffey konusunda aceleleri yoktu. Kesinlikle emin olmak istiyorlardı. Percy iki kez de Lexora'yı hırpaladı ve ikincisinde onu bir kenara çekip odama gelmesini söyledim. Davranışları konusunda Percy ile ilk konuşmam değildi ve sonuncusu da olmayacaktı. Ama herhalde onun gerçekte ne olduğu en açık bir şekilde anlamıştım artık. Onda hayvanat bahçesinde hayvanları görmek için değil de kafeslerin içinde onlara taş atmak için giden zalim bir oğlan çocuğunun kalbi vardı. Ondan uzak dur, duyuyor musun beni dedim. Sana özellikle emretmeden önce ondan uzak duracaksın. Percy saçlarını geriye doğru taradı. Sonra tatlı küçük elleriyle düzeltti. Adam saçlarını okşamaktan zevk alıyordu. Ona hiçbir şey yapmıyorum dedi. Yalnızca birkaç bebeği yapmış olmayı bilmenin nasıl bir duygu olduğunu soruyordum hepsi. Percy'nin gözleri iri iri açılıp masum bir ifadeyle bana baktı. Kes şunu yoksa rapor ederim dedim. Güldü. Canının istediği raporu yaz dedi. Ben de gider kendiminkini yazarım. Tıpkı ilk geldiğimde sana söylediğim gibi. Kimin baskın çıkacağını görürüz. Ellerimi masanın üzerine kavuşturup öne doğru eğildim ve bir sırrı paylaşan bir dost edasıyla umarım konuştum. Brutus Howell senden pek fazla hoşlanmıyor dedim. Ve brutal birinden hoşlanmadığı zaman kendi raporunu yazdığı bilinir. Dolma kalemle arası pek iyi değildir. O kurşun kalemi de yalamaktan vazgeçmiyor. Bu yüzden raporlarını genellikle yumruklarıyla yazar. Anlatabiliyor muyum? Percy'nin sakin gülümsemesi biraz bozuldu. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum dedim bile. Ve eğer sen dostlarından birine bu konuşmadan söz edecek olursan, hepsini uydurduğunu söylerim. Gözlerinin içine baktım. Dahası ben seninle dost olmaya çalışıyorum Percy. Akıllı adama bir sözcük yeter derler. Zaten Delexroy'la alıp veremediğin ne var ki? O buna değmez. Bir süre işe yaradı. Huzur buldum. Hatta birkaç kez de Delaxora'nın duş sırası geldiğinde Dan ve Harry'nin yanında Percy'yi katabildim. Geceleri radyo çalıyorduk. Delaxora, Eblon basit düzeninde rahatlamaya başladı ve huzur geldi. Sonra bir gece güldüğünü duydum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.